dile kolay. Dilin kültürle ilişkisi üzerine sohbetler. Merhaba, ben Didem Ermiş Sezer. Ve ben İlkay Baliç. Dile Kolay'ın bu bölümünde de Türkçenin yakın tarihine ve bugününe odaklanacağız. Konuğumuz da yazar, çevirmen ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın Talat Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu üyesi olan Yiğit Bener. Hoş geldiniz merhaba, Yiğit Bey. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar Yiğit Bey. Bugün sizinle meseleyi biraz daha güncel pratikler üzerinden de tartışacağız. O yüzden çok heyecanlıyız. Sizin hem sözlü hem yazılı çeviri tecrübeniz, kendi yazarlığınız ve bütün bu dil üzerine düşünme biçimleriniz bu programa taşınırsa çok güzel olur diye düşündük. Bizler de uzun zamandır editoryal işler yapan, editörlük, yazı, çizi, çeviriyle uğraşan insanlar olarak aynı zamanda yani her gün e-mail yazarken ya da herhangi bir şey yaparken de herhangi bir yazılı bir metin üretirken de her zaman bir hangi kural doğru, ben buna hangi kaynaktan bakacağım gibi bir dertle karşı karşıya kalıyoruz. Hangi sözlüğü esas almalıyız, hangi kelimeyi bitişik, hangisini ayrı yazacağız, ne zaman eskiden öyleydi şimdi böyle oldu gibi. Burada akıl yürüterek, sağduyumuzu kullanarak da bir yerlere varıyoruz. Ama bir yandan da genel kabul gören bir sözlük, yazım kılavuzu, bir yani dille ilgili kuralların kabul görmüş bir biçimde aktarıldığı ve tartışıldığı bir kaynak olmaması hepimiz için bir problem. Ve böyle sık sık artık sosyal medyada da görüyoruz hani öyle mi yazılır, böyle mi yazılır tartışmalarını. Yani sadece ayrı yazılan, bitişik yazılan D'ler, K'ler değil de hani haleti ruhiye nasıl yazacağız, süreleri kullanacak mıyız, şapkalar ne olacak falan gibi. Şapka mesela İKSV'de resmi olarak yani kurumsal iletişim dili olarak kullanılıyor değil mi Didem? Tabii kullanıyoruz evet. Resminin iyisinde mesela. Orada kullanmıyoruz. Orada değil. Sadece keflerde. İşte mesela yani çok fiili, tabii. Hani bütün o i'ler çoğunlukla sadece kaf kef ayrımında ve hani kelimeler karıştığında kullanılıyor. Yani mekan, tabii, imkan, hala, kar. Hani benim mesela bir doküman tamamlandıktan sonra ara bul seçeneğiyle aradığım şeyler oluyor. Siz neler, hangi kaynaklara bakıyorsunuz? Ne tür kararsızlıklar yaşıyorsunuz? Hepsi yani sizin yaşadıklarınıza benzer sorunlar yazarlar içinde var doğrusu. Bir de şu var tabii, kaynaklar bunu demiş ama kaynaklar doğru mu demiş? Bir de kaynaklarını da sorgulamak durumundayız. Yani sonuçta hiçbir şey Tanrı kelamı değil. Dolayısıyla kaynaklar da zaten zaman zaman dilde de reformlar yapılması gerekebiliyor. Gözden geçirmek gerekiyor. Bazen de bu kaynakların hiçbirinin ortaya koyduğu doğru gelmiyor. Ne yapacak o zaman yazar? Çünkü yazarın da bir kendi dili var. Zaten yani dili, usubu, biçimi, yazış biçimi var. Sözcüklerin yazılışı da ona göre değişiyor. Mesela şu an babamla amcamın yani Erhan Bener'le Vüsat O. Bener'in metinlerinin yeniden basımları ile uğraşıyoruz ve ikisinin de 1948 ve 49'da yazmış oldukları ilk eserler, yayınlanmamış eserleri yayına hazırlıyoruz şu an. Şimdi orada karşımıza çıkıyor bu sorun. O zamanın imla kurallarına göre yazılmış, şimdi nasıl aktaracağız? Olduğu mesela gibi aktarsak bugün okumada zorluk çekecek genç kuşaklar. Bugünün kurallarını koysak peki, ama o zaman da yazarın yazış biçimine müdahale ediyoruz ve bakıyoruz ki aynı yazar daha sonraki yıllarda o zaman kullandığı yazım kurallarının bir kısmından vazgeçmiş, onları o günün kurallarına uyarlamış ama bazılarından vazgeçmemiş. Ve inadına kendi doğru bildiği şekilde kullanmaya devam etmiş bu ilk yazar. Şimdi ne yapacağız? Tabii onların kullanmaya devam ettiği biçimi koyuyoruz. Ama o da yerleşik kurallara karşı yazılım. Bolca dipnot işi çıkıyordur size. Dipnot işi de çıkıyor. Ya da onu baştan açıklıyoruz. Biz bunu böyle tabii genel tercihler yaptık diye. Bunlar ciddi sorun. İşte bir yanı sıra ayrı yazılması gerekiyor. Bence yanlış. Niye ayrı yazılıyor ki? Bu bir kavram. Tek bir kavram. Yanı sıra. Bunun yanında yer alıyor. Yanında duran bir sıradan bahsetmiyoruz. Otobüs kuyruğunun yanındaki sıra demiyoruz. Kastımız o değil. Ya da hafta sonu. Yani haftanın sonunu kastetmiyoruz orada. Hafta sonu bir kavram. Weekend'in karşılığı olarak korunmuş. Yani iki günlük tatili kastediyoruz. Aslında hafta sonu tatilini hafta sonu diye kısaltıyoruz. Onu niye hafta ve sonu diye ayrı yazıyoruz ki? Bunlar mantıksız geliyor bana. Ve ben bunu kılavuza göre yazmayı doğru bulmuyorum. Kılavuz değişmeli. Ama tabii şimdi her yazar bunu yaptı mı da okur ne yapacak?
yayın evleri ne yapacak? O da ayrı mesele tabii. Evet, her yazarın kendi megalomanisinin içinde en iyi dili ben biliyorum diyebilir tabii de. Bir yerde de anlaşmamız gerekiyor. Bazı kurallar bunun için var zaten. Bir ortak dilde birbirimizi bulalım diye, ama o kurallar nasıl konuyor, kim konuyor, neye göre değiştirmişler? İşte bir dönem şapkaların kaldırılması genel kural haline getirilmişti. İşte bir sıkıntı şu, Türkçenin dil devrimi dediğimiz, harf devrimi dediğimiz şeylere baktığımız zaman belki şu mantık doğruydu. Her sesi tek bir harfle vermek mantığı doğru. Mesela bugün buna uymayan dillerden biri Fransızcadır. Fransızca'da en hararetle tartışılan konu bu. Çünkü genç nesilleri, hele hele artık WhatsApp kullanan ve dolayısıyla çok kestirmeden yazmak isteyen genç nesillere Fransızca'nın o eski ağdalı imlasını uygulatmak mümkün dahi değil. Mesela o, su Fransızca'da E-A-U diye yazılıyor. Ya o, ses o. Niye üç tane harf kullanıyorsun yan yana? Ya başka hiçbir sözcükte kolay kolay yan yana gelmiyor. O da var. Şimdi dolayısıyla Fransa'da bile bu tartışılıyor. Ki Fransa'da imlayı tartışmak büyük bir meseledir yani. Orada çünkü yerleşik kurallar daha oturmuş bize kıyasla. Dolayısıyla dilde zaman zaman bu reformlar olmalı. Bizde de o ilk her sese göre bir harf denirken mantık belki doğru ama uygulamada eksiklikler var. K harfi. Karın K'si ile kelamın K'si aynı K değil aslında. Belki o zaman Q harfini kullanmak lazımdı. Yani biraz aceleyle yapılmış bir reformda işte eksikler olmuş. Azeri Türkçesinde, Azerbaycan Türkçesinde bu başka türlü kullanılıyor. Yani belki o reformu da tekrar yapmak lazım. Ama şimdi yeni bir harf koyarsanız alfabenize bütün kitaplar tekrar yeniden yazılacak, o işler karışacak. Her reformda çok kolay değil ama eskiden yapılmış olan reform hatalarının ya eksikliklerinin ceremesini bugün çekiyoruz. Tabii Mehmet Bey de bir evvelki programda aslında bir ny sesinden bahsetmişti. Mesela bizim daha evvelden işte bir lehçe gibi düşündüğümüz ama aslında kaybolan bir ses olan onu da görmüyoruz. Aslında bir süre hani bilmediğimiz kaybolan sesler de var. Ama bir yandan da yeni şeyler de geliyor, yeni kelimeler geliyor. İşte bunların bir kısmı eski kelimelerin yerini alıyor, bir kısmı bu oradaki boşluğu dolduruyor, bazıları dolduramıyor. Buradaki seçimleri de yapmak aslında her zaman bir mesele. Yani bir metni yazarken yeni kelimeleri mi kullanacağız? İşte kent mi diyeceğiz, şehir mi diyeceğiz? Bu ikisinin birbirinden ne farkı var gibi. Sürekli aslında bir tercih yapıyoruz. Bu tercihlerin de bir takım anlamlar ifade ettiğini düşünüyoruz yazdığımız metinlerde, konuşurken de aynı şekilde. Konuşurken yaptığımız tercihlerle yazarken yaptıklarımız her zaman birbirini tutmuyor. Yazıda tekrar dönüp üzerinden bakma, düşünme, doğruyu mu kullandım deyip gidip sözlükten kontrol etme imkanımız var. Sözlüde ağzımıza geldiği gibi konuşuyoruz bir şekilde. Her zaman doğruyu kullanmayabiliyoruz ama sözlüde anlamı oluşturan sadece sözcüklerin kendisi değil. Vurgu, bağlam, ses tonu, beden dili. Bunlar da anlamı oluşmasına katkıda bulunuyor. Dolayısıyla bazen çok doğru sözcüğü kullanmasak bile anlam karşınızdakinde oluşuyor. Şimdi bazen aynı kavramı işaret eden birden fazla kelime ya da sözcük, kelime ve sözcük bunun güzel bir örneği, dolaşımda olabiliyor. Ne yapacağız? Bu üst üste bir gereksiz yığılma olarak da görülebilir bu. Doğrudur. Ne gereği var aynı kavramı birden fazla sözcükle karşılamanın? Ama bazen de bunlara zaman içinde ince farklar aralarında oluşmasına izin vermek gerekebilir. Mesela ben kelime ve sözcüğü ikisini de kullanırım. Ve şöyle kendimce bir değişikliği, özellikle işte bu dil tartışmalarında kullanırım. Kimileri kelimeleri tercih eder, kimileri sözcükleri yeğler. Birini daha yeni, birini daha eski ifade etmek için kullanabilir. Mesela Gecenin Sonunda Yolculuk adlı Louis Ferdinand Selin'in romanını çevirirken orada böyle bir 30-40 sayfalık bir bölüm vardır. Ve eski dönemin övgüsünü yapar yaşlı bir profesör. Ve böyle Fransızcanın da daha eski, daha ağdalı yani 19. yüzyıldan kalma kalıplarını, sözcüklerini kullanarak yapar o konuşmayı. Çeviri yaparken bütün o bölümü özellikle daha eski Osmanlıca kokan, naftalin kokan diyeceğim sözcükleri seçerek yaptım. O zaman o şekilde okuyor, o eskiyi çağrıştırıyor. Demek ki o sözcükleri bırakınız anlamını değiştirmek, sırf eski ve yeni farkını belirtmek için dahi kullanmak mümkün. Yani madem dilinizde böyle bir şey var, bunları atalım, bunları keselim demek de olmuyor. Siz istediğiniz kadar atın kesin diyorsunuz. İşte sözcük de yerleşti, kelime de direndi. İkisinin de zaman içinde, evet, bir de zaman içinde farklı manalar da
anlamlar da üstlenmiş oluyorlar. Yani farklı bağlamlarda kullanılıyorlar. Bir edebiyatçı bir kitabının ismini veriyor, öbürü başka bir şey yapıyor. Yani biz şarkıda bugün, geçiyor, onun hani çağrışımları giriyor. Çok mesudum da deme ihtiyacı hissedebiliriz belki. Büyük bir mutluluk içerisindeyim, çok sevinçliyim, neşeliyim. Yani aslında bu eş anlamlılar dilin zenginliğine de büyük katkı yapıyor. Bu noktada bir Necmi Alpay'ın eski bir yazısı, Cumhuriyet Kitap'ta 98 yılında yayınladığı bir yazıdan küçük bir alıntı okumak istiyorum. Türkçe'de korunması gereken nedir? Bence bu sorunun yanıtı anlatım olanaklarıdır. Yeni bir sözü ya da gözümüze takılan bir kullanımı ele alırken soracağımız soru, kullanacağımız ölçü, dil bilgisi kurallarına uygun mu'nun yanı sıra ve belki daha da öncelikli olarak Türkçenin anlatım olanaklarını yoksullaştırıyor mu yoksa zenginleştiriyor mu? Hangi noktada sorusu olmalı. Dili dondurarak koruyamayız demiş Necmiye Hanım. 90'lı yıllarda özellikle Türkiye'de gazetelerde Şiar Yalçın vardı, Hakkı Devrim'in yazıları vardı. Yani aslında dil çok yoğun bir biçimde bizim güncel kültür hayatımızda da tartışılırdı. Yani öyle mi denmeli, böyle mi denmeli? Ama tabii bu tartışma çoğunlukla doğrular ve yanlışlar ekseninde sürerdi. Öğretmen edasıyla ders vererek evet, ama sonraki yıllarda mesela Necmiye Hanım'ın sonraki kitapları, işte bu dil meseleleri, dilimiz, dillerimiz, işte Türkçenin, Türkçe sorunları kılavuzu bizim de kullandığımız. Ve aslında burada sorduğu soruyu biraz daha öteye taşımaya çalışan kitaplar oldu. Ve bizim de aslında bugün şu anda konuştuğumuz mesele, böyle bir mesele değil mi? Yani bu eş anlamlılar, eski ve yeni kelimelerin bir arada olması, doğu dillerinden, batı dillerinden olan alışverişler, yani işte Ermeniceden, Rumcadan, Kürtçeden, Türkçe ile yoğrulmuş hangi dilden nasıl geldiğini bile tam olarak belki etimolojik olarak bilemediğimiz bütün o kelimeler. Bazı sözcükler bir dilden geliyor, dilinize giriyor, şekil değiştiriyor ve öbür dile değiştirilmiş hale geri dönüyor. Mesela bizim köşk sözcüğü. Fransızcaya köşk Türkçeden gelmiştir. Kiosk olarak geçmiştir. Ama kiosk artık köşk denen, yani o binayı, şatafatlı binayı değil, gazete satılan o küçük kulübeyi temsil eder hale gelmiştir. Ondan sonra tekrar buraya geri dönmüştür. Yani bazı sözcükler seyahat de ediyorlar. Gidip geliyorlar ve giderken, hareket ederken dönüşüyorlar. Şöyle bir sözcük var elimde mesela. Herkül Milas'ın hazırladığı Türkçe, Yunanca ortak kelimeler, deyimler ve atasözleri. 6000 kelime ortak Türkçe ve Yunanca'ya. Müthiş. Birkaç örnek verir misiniz? Çok, mesela işte meze, mezedes, mezeki, faça, ondan sonra fakir, fakiris, faks, faks, işte falsolu, falsos gibi böyle bir sürü bildiğimiz, evet, bilmediğimiz, kökenini de bilmediğimiz sözcük var. Benzer şeyler Ermenice için var, benzer şeyler Kürtçe için var, Sırpçadan gelen sözcükler var. Haydut, Sırpçadan gelmiş. Hadi bakalım. Hı-hı. Yani yabancı kelimeleri atalım diyorlar ya bazıları. Yabancı kelimelerin hepsini atarsak belki birbirimizi hiç anlayamayız, Türkçe de konuşamayız. Anadolu, evet, Türklerindir dahi diyemeyiz. Çünkü Türk Çince'den geliyor, Anadolu Yunanca'dan geliyor. Milliyetçilik bile yapamayacağız eğer yabancı kelimeleri atarsak. Geçen sohbetimizde siz şu biyoloji örneğinden bahsetmiştiniz. Biyolojiyi, evet, bir ara Türkçeleştirmeye çalışmıştı çevirmenler diye. Adını almayayım savunma hakkı doğmasın diye, ama benim gençliğimde birçok, o zaman işte Freud'un, Reich'ın, bizim merak saldığımız psikanalizin, psikiyatrin babalarının kitaplarını çeviren bir çevirmen dostumuz biyolojiyi dirimsel diye çevirmiş bütün kitaplarında. İşte okuyorum okuyorum anlamıyorum, dirimsel de ne? Şey, sonra işte sözlüklerde hepsinde de yoktu. Baktım biyoloji, ya niye değiştiriyorsun biyoloji? Yerleşmiş artık bu. Yani herkesin bildiği bir sözcüğü niye biyoloji dersine giriyor ilkokuldaki çocuklar? Şimdi onlara dirimsel dersine giriyorsun diye bir şey, anlamı yok bunun yani. Zorlamamak lazım dili. Nitekim tutmadı. Ama o dönem o kitapları ben attım, Fransızcalarını getirdim, Fransızcalarından okudum. Evet, belki bugün bazı çağdaş sanat metinlerini, felsefe metinlerini anlamakta zorlanmamızda bunun da payı var. Yani çok, bir takım eski alışılageldik kelimelerle çevrildiklerinde belki daha anlamamız da daha kolay oluyor. Onlar çok daha aşina bizim için. Tabii yeni icat, evet, edilen şeyler de, yani hem kavram icat ediliyor, bir yandan kelime de yeni. Yani her şey yabancı gelmeye başlıyor birden. Zaten
bütün sıkıntı orada. Biz kelimeleri ya da sözcükleri hep fetişleştiriyoruz. Oysa bunların işlevi ne? Bir kavramı işaret ediyorlar bize. Her bir sözcük, her bir kelime bir kavramın karşılığında o kavramı ne şekilde adlandıracağımızı, konuşmada, yazıda o kavrama ne şekilde gönderme yapacağımız üzerine anlaştığımız bir, işte birkaç harfin bir araya gelmesinden kaynaklanan bir simge aslında bunların hepsi. Şimdi kavram, bazı yeni kavramlar çıkıyor. Özellikle işte düşüncede, felsefede, teknolojide yeni yeni kavramlar çıktı. Onlara tabii yeni sözcükler bulacaksınız. Bu yeni sözcükleri bulurken, icat ederken amacınız ne olmalı? İnsanların neden söz edildiğini nispeten kolay anlamalarını sağlamak lazım. Yani bildikleri, yani yeni kavramı ele alırken, anlamaya çalışırken bildiklerimizden yola çıkarak onun nerede farklılaştığını, nerede benzeştiğinden yola çıkarak tanımlamaya çalışırız. Yeni bir kavramı, yeni bir karşılaştığımız yeni her durumu aslında. Dolayısıyla o seçerken de bilinen kavramdan yola çıkıp onu biraz değiştiren bir sözcük seçerseniz daha kolay akılda kalır. Yoksa tamamen böyle işte efendim bizim dilimizin 5000 yıl önceki geleneklerinde şöyle bir sözcük vardı, bugün kullanılmayan bir sözcüğü alıp oraya monte ettiğiniz zaman olmuyor. bir de kavramlar sürekli yurt dışından geliyorsa, özellikle teknoloji, yeni düşünsel kavramlar sürekli yabancı dillerden, hakim dillerden, yani dünyada en çok konuşulan, en çok toplantılarda dile getirilen, meslek toplantılarındaki ortak dil olarak kullanılan dillerden gelince o meslek erbabı o sözcüğü alıp kullanmaya daha yatkın. Çünkü henüz yenisi düşünülmemiş. Öyle hızlı giriyor ki bazı kavramlar. Eğer her bir meslek erbabı kendi alanında o yerelleştirme deniz. Yerelleştirme nedir? Yeni bir şey icat ederken yerele uydurarak icat etmek. Çeviride ise zaten var olan bir sözcükle karşılıyorsunuz. Daha önce var olan öbür dildeki sözcük. Aradaki bir fark o. Yerelleştirme de bir yeni bir sözcük yaratıyorsunuz aslında. O yerelleştirmeyi çok büyük bir hızla yapmazsanız hangi dilden geliyorsa o dilde geldiği haliyle yerleşir. Ha bu çok mu kötü bir şey? Yok, nasıl ki işte bir sürü başka dillerden, komşu dillerden gelmiş sözcükler var. Varsın İngilizceden de gelen sözcükler olsun dilde. Değil mi? Yeter mesela ki podcast. Podcast işte hadi. Yani ha zamanında düşünülseydi belki başka bir karşılık bulunabilirdi. O da yerleşirdi. Hala da belki mümkün. Çünkü daha tam o kadar %100 o yok. Podcast'ı gençler çok kullanıyor. Bizler için yabancı bir sözcük. Peki. ama önemli değil. Girsin ama bu podcast'ı nasıl yazıyorsunuz? Problem orada. Hı-hı. Eğer podcast'ı P-O-D-C-A-S-T diye yazıyorsanız gençlere bunu Podcast'ın Türkçe'de kast olarak okunmasına yol açıyorsunuz. O Türkçe'yi bozuyor işte. Bir anekdot anlatayım. Kızım ki Fransız okulunda gidiyordu o zamanlar, işte 5-6 yaşlarında. Sokakta dolaşıyoruz bayram zaman. Dedi ki, aa dedi bak ne güzel, her yere güzel bayramlar diye afişler yazmışlar dedi. Baktım öyle bir şey görmedim. Nerede kızım dedim. E baksana dedi. Nice bayramlar yazıyor her yerde dedi. Nice. Nice. Nice'yi nice diye okuyor. Şimdi bu kız üstelik Fransız okuluna gidiyor. İngilizce yani biliyordu ama çünkü bütün çizgi romanlarda şurada burada o kadar alışmış ki. Yani eğer sizin yabancı dillerden aldığınız sözcükler ya da kavramların kendi dilinizin mantığına ve yazılış biçimine uydurmazsanız işte orada dili bozmaya ve zorlamaya başlarsınız. Nerede C'yi nerede nasıl okuyacağını şaşırır çocuklar. Problem orada aslında. Yoksa yabancı kökende olması hiç mesele değil. Yeter ki kavramı doğru anlatsın. Size simultane çeviri bağlamında çok sorulan bir sorudur herhalde. Farklı farklı konularda çeviri yapıyorsunuz neticede. O alanlarda, özellikle konferanslarda, o alanlarda yeni, yepyeni, taptaze üretilen bir bilgiyi Türkçe'ye çevirmeye çalışıyorsunuz. Yani burada iki soru var aslında. Mesela hukuk, teknoloji, internet, tıp, bir sürü farklı konu olabilir. Bir çevirmen bütün bu yeni bir konferansa, yeni bir duruma nasıl hazırlanıyor? Ne gibi kaynaklarla hazırlanıyor? Ve bir de tabii ki hani henüz Türkçeleşmemiş, bütün bu Türkçesi yerelleştirilmemiş bir takım terminolojilerle nasıl başa çıkıyor? Şimdi orada birkaç şey var. Birincisi, bir konuda hele simultane, yani anında çeviri yapmak. Şimdi parantez içinde simultane diyoruz. Simultane eş zamanlı demek. Bazen işte üniversite hocalarıyla tartışıyoruz. Buna eş zamanlı çeviri diyelim diyorlar. İyi de şimdi simultane yerleşmiş. Şimdi eş zamanlı çeviri dersen neden bahsettiğini anlamayacak sektördekiler. Simultane, hatta simultan çevirmen diyor kimisi. Spontan çevirmen diyen de var komik bir şekilde. Evet, simultanenin doğru karşılığı eş zamanlı ama belki anında çeviri daha iyi anlatacak ne dediğimizi. Anında çeviri çok iyi, evet. Çünkü anında, şu an yapıyor çeviriyi. Konuşurken anında yapıyor.
O da neyse, o parantezi kapatalım. Şimdi özellikle anında simültane çeviri yaparken bir kere kavramlara ve konuya aşina olmak lazım. Çünkü karşınıza ne çıkacağını bilemezsiniz cümle. Çünkü önceden okuduğunuz bir metin değil yazılı çeviride olduğu gibi. Ardıldaki gibi de önceden duyduğunuz bitmiş bir cümle değil. Cümle devam ederken çeviriye başlıyorsunuz. Bir sonraki sözcüğün ne geleceğini bilemezsiniz. Dolayısıyla konuya bir kere kavramlara aşina olmanız lazım önceden. Biz mutlaka ön çalışma yapıyoruz. Hangi alanda çalışıyorsak o alanın terminolojisini öğrenmeye çalışıyoruz. O alanın kavramlarını öğrenmeye çalışıyoruz. Çünkü sözcük ezberlemek, yani sözcükçe hazırlıyoruz işte şu en sık kullanılan kelimeler, şu bunun Türkçe karşılığı, yerleşik karşılığı bu diye. Önümüzde bir liste duruyor kolay kullanalım diye. Bunu çalışıyoruz ama sadece o önemli değil. Bir kavramı neden bahsettiğini de anlamamız lazım. Çünkü çeviri sözcüklerin karşılığına başka sözcükler koymak değildir. Anlamlı bir cümleyi öbür dilde anlamlı olarak yeniden üretmektir. O zaman anlamı iyi yakalamanız lazım. Kavramları bilmezseniz anlamı kaçırırsınız. O zaman sadece papağan gibi sözcük tekrarlarsınız. Bir işe yaramaz. Yeni de Türkçe karşılığı yoksa o zaman var olanı kullanırız. Yani o dilde konuşulan sözcüğü kullanırız çünkü yok karşılığı. Ama mesela var mı yok mu bunu gidip alan uzmanlarıyla mutlaka önceden konuşmaya çalışırız. Buna siz ne diyorsunuz? Sizin sektörünüzde ne deniyor buna? Ne kullanıyorsunuz? Ben çünkü sözlüğe bakıp afaki bir karşılık bulabilirim. Ama o sektördekiler için bir şey ifade etmez. Belki bir sözcüğü onlar yanlış çevirerek kullanmaya başlamışlardır. Yani sözlükteki gerçek anlamı değildir ama orada öyle yerleşmiştir. Onların anladığını kullanmak lazım. Çünkü maksat onların ne söylendiğini anlamasını sağlamak. Dildeki bir kitabi mükemmelliği sağlamak değil çeviride. Hı hı. Onun için mutlaka ön çalışma yapmamız gerekiyor. Kavramları öğrenmemiz gerekiyor. Bazen de şu oluyor. Aynı sektördeki birden fazla çalışan grup aynı kavrama farklı karşılıklar buluyorlar. Şimdi orada işimiz çok zorlaşıyor. Mesela bunu psikanalizde çok sık karşımıza çıkıyor. Çünkü birden fazla psikanaliz derneği var. Ve bazen klasik psikanaliz terimlerini farklı farklı karşılıklarla kullanıyorlar. Ayıkla pirincin taşın için. Hangi grubun toplantısında hangisini söyleyecektin gibi işimizi iyice zorlaştıran sorunlar çıkabiliyor. Bunlara bakmak lazım. Bir de dilin algısı da önemli sözcükte. Mesela gene psikanalizden bir örnek vereyim. Bir gün bir psikanaliz dostumuz bir konuşma yaptı. Çok mükemmel bir konuşma. Çünkü her söylediğini herkes çok rahat anlayabiliyordu. Psikanaliz terimlerini bilmeyenler de anlayabiliyordu. Veyahut da psikiyatri terimlerini. Neden? Çünkü bazı terimler, anksiyete. Anksiyete bozukluğu var bu arkadaş. Anksiyete nedir? Endişe. Bu arkadaş endişeli dediğimiz zaman derdinizi anlattınız. Hı-hı. Şimdi Fransızca'da anksiyeteyi okurken bunu bir tıbbi terim olarak duymuyor insanlar. Gündelik bir ruh halinin, sıkıntının yansıması. Bununla ilgili sorunları var. Depresif ne demek? İşte çökkün. Çökkün deyince yani ruhen çökkün. Yani ruhu çökmüş durumda. Yani aşağıda dipte morali bozuk diyelim. Hı-hı. Ama şimdi biz ne yapıyoruz onları? O yabancı sözcük olarak aldığımız için bir tıbbi terim olarak ezberliyoruz. Halbuki endişe dediğiniz zaman o kavramı ifade ettiği için çok kolay anlayabilirsiniz. Latince kökenli dillerde tıp terimlerin çoğu Latinceden alınmıştır. Latince kökenli dillerde tıp terimi, Latince olan tıp terimin o dilin gündelik dilindeki karşılığı 3 aşağı 5 yukarı aynı. O zaman Latinceyi kullanmıyorlar zaten, kendi dillerindekini kullanıyorlar. Her şey çok kolay anlaşılıyor. Ama biz o terimleri dediğim gibi yabancı terim olarak ve Latince gibi bizim dilimize alakası olmayan bir ölü dilden alıyoruz. Bizim için ezberlemek daha zorlaşıyor. Halbuki onların bazılarının aslında gündelik dilde bizde de karşılıkları var. Belki Latincesinin yerine onu kullanmak daha kolay kavramı anlamamızı sağlayacak. Sanat kavram metinlerinde de aslında lazım. Kesinlikle sanat metinlerinde de 3 aşağı 5 yukarı yaşadığımız benzer bir şey. Yani iki tane hele mesela sergide gezerken işte Türkçesi ve İngilizcesi yan yana olduğunda bazen İngilizcesini okuduğumuzda ha şimdi tamam anlaşılıyor peki Türkçesi niye anlaşılmıyor gibi bir... Çünkü hani dediğiniz gibi gündelik dilden gelen kelimeler aslında onlar. Burada ise yabancı... Evet oluyor. Yani jargonu zorlamamak lazım. Bir yandan çağdaş sanattan benim de aklımda Didem bir şey vardı. Eser, yapıt, iş meselesi. Tabii. Yani bu kadar mesela biz sanat kurumlarındaki tecrübelerimizde yani benim geldiğim nokta mesela şu. Bunlardan birini tercih etmiyorum. Hepsini kullanıyorum. Metne göre bakıyorum. Yerine göre. Proje diyebiliyorum. Çalışma diyebiliyorum. Bu arada ilaveten hani İngilizce work olan kelimeyi ya da işte çoğunlukla work ama yani. Work olan kelime aslında Türkçe'ye sanatçı bu çalışmasında, sanatçı bu projesinde, bu araştırmasında
bu işinde, yapıtında, Ama eserinde. başka bir bağlamda iş olarak da geçebilir İngilizce dedi. Evet, Çünkü yani yabancı dillerde Fransızca da olsun İngilizce de olsun baktığınız zaman bu tür sözcüklere karşılığında onlarca anlam çıkıyor sözcüklerde. Yani hiçbirinin tek anlamı yok. tabii. Sözlük mantığında rahmetli Orhan Sudar'ın hazırladığı ama tamamlayamadığı bir Fransızca Türkçe sözlük vardı. O mesela çok farklı bir mantık uygulamış. Bir sözcüğün bütün hallerini yazmış. Yani sözcüğü içeren bütün deyimlerden tutun hepsini birden arka arkaya alfabetik sırayla yapmış. Dolayısıyla şimdi bu çok daha pratik bir şey. Bir sözcükle bir kelimeyle karşılaşıyorsunuz yabancı bir metinde ama mesela deyim içindeki halini görüyorsunuz. O size almış deyim içindeki halini de alfabetik sıraya koymuş. Pat diye Türkçe karşılığını görüyorsunuz. Halbuki diğer sözcüklerdeki mantık ne? Onun kilit kelimesini ancak buluyorsunuz. O kilit kelimeden gidip onun içindeki deyimlere bakıyorsunuz. Bir sürü vakit kaybediyorsunuz. Sözlüklerin hazırlanış mantığı da kullanım odaklı mı yoksa bir takım dil bilim kuramlarına göre mi yapılmış? O da Tabii. Şimdi bir bizim de zihnimizi internetle şekillendiriyor. beraber sözlük kullanımı tamamen değişti aslında son 10 sene Tabii. içerisinde. Hepimizin Cümle telefonunda bir içinden takım çıkıyor. uygulamalar kurulu. Türkçenin bir eş anlamlılar sözlüğü var değil mi Yiğit Bey? Benim hemen başucumda en sevdiğim sözlüktür. Özcan Yalım'ın kendisine tekrar gani gani buradan teşekkür ediyorum. Sevgilerimi yolluyorum. Türkçe'de yakın ve karşıt anlamlar sözcüğü benim başvuru kaynağım. Yani bir tezorus denir daha çok yurt dışında bu tür şeylere. O mantıkla hazırlanmış mükemmel bir sözlük. Bütün sözcükler var ikinci yarısında. Oradan bakıyorsunuz hangi kelime başlığı altında topladığını söylüyor. Başa dönüyorsunuz. İşte tren. Treni çağrıştıran bütün sözcükler, bunun deyim içinde kullanımları ya da argosu hepsini arka arkaya bulmak mümkün. Tabii ki daha mükemmelleştirilebilir, daha iyi hale getirilebilir kolektif çalışmayla ama çok çok yararlı bir araç. Yani Harikulade. Tabii böyle kaynaklara da ihtiyaç var yani. Bir yandan dilin gelişimi, tabii işte dili korumak falan zenginleştirmek gibi için. zenginleştirmek bunlardan bahsediyoruz. İhtiyaçlardan bir tanesi de böyle yayınların herhalde çoğalması. Ki sözlükler hala işte bu çağda işte bazıları internet ortamına aktarılmış oluyor. Artık yani sözlüğü kalın kalın ciltleri taşıyıp çevirmiyorsunuz. Şimdi sözlüklerin kullanım biçimleri de düşünme şeklimizi çok etkiliyor yazarken ya da çizerken. Mesela şimdi eskiden koca koca kalın ciltleri sayfalarını çevirerek bakıyorduk. Şimdi bunların birçoğunun dijital versiyonları var. Bakıp oradan girip bakabiliyorsunuz. Ama bunları henüz yazılım programlarına dahil etmemişler, entegre etmemişler. Entegre hadi bakalım, Türkçeleştirelim. Entegre edilmiş değil. Bunun sakıncası şu mesela, şimdi Fransızca yazarken ben Le Robert sözcüğünün ona göre bir yazılımı var. Bir sözcüğün üzerine yazmakta olduğum yazılımda bir sözcüğün üzerine tıkladığım zaman hemen onun anlamları, yan anlamları, zıt anlamları, cümle içindeki kullanımları, fiil çekimlerini görebiliyorum. Doğrusunu, yanlışını veyahut da başka seçeneklerimin neler olduğunu görebiliyorum. Yani sözlüğe girip oradan bakmakla vakit kaybetmiyorum. Çok daha hızlı çalışabiliyorum. Türkçe'de bu çalışma hiçbiri yapmadığı için henüz, o yatırım yapılmadığı için ne yazık ki bu tür araçlara sahip değiliz. Ama araçları bu hale getirdiğiniz zaman o zaman daha sık başvuracaksınız, doğrusunu daha iyi öğreneceksiniz, seçenekleri daha iyi öğreneceksiniz. Hataları düzeltme yazılımları var. İşte sayıyor, bu sözcüğü, bu metinde aynı sözcüğü bilmem kaç kere kullanmışsın diyor. Bakıyorsun evet, bazen çünkü konuşurken de dil tiklerimiz vardır, bazı sözcükleri hep sık tekrarlarız. Yazarken de yazarların, her yazarın kendine göre bir dil tiki vardır. Babam bir romanında okutuyordu bana, yeni kelimeler bulmayı, kullanmayı severdi. Gıllı gışlı sözcüğünü kullanmış orada. Çok sevmiş belli ki. 8 kere kullanmış. Diyeceksin ki 300 sayfalık romanda nedir ki 8 kere? İyi de gıllı gışlı yani böyle çok sık duyduğumuz bir sözcük de her seferinde batıyor. Baba dedim yani tamam çok güzel bir sözcük. İyi kullanmışsın, yerinde kullanmışsın doğru ama batıyor dedim bu kadar. Olur mu dedi işte kaç kerecik kullanırım. Bağırıştık, çağrıştık, dövüştük. En sonunda 3'e indirebildim. Çok Şimdi iyi. yani dilde doğru sözcüğü kullanmak da yetmiyor. Dilin bir de müziği var. Kulağı var, çağrışımları var. Bunları da düşünmek lazım. Sözcükleri kullanırken sadece anlam olarak doğru olması yetmiyor. Sadece kökeninin ne olduğunu zaten hiçbir önemi yok. Bir de orada dilin lezzeti, kokusu, tadı bunları da verebiliyor mu? İşte bazı sosyal bilimler metinlerini okuyamıyoruz. Neden?
kavramların hepsi doğru olsa bile öyle sözcükler seçilmiş ki imin imleyen imleyenini işaret eden işaret bu iyiler iyiler gidiyor. Hangi iyiydi neydi diye karıştırıyorsunuz. Sırf seçilen sözcüklerin fazla birbirine benzemesinden dolayı zihin bunu algılamakta zorlanıyor. Kavram zaten soyut bir kavram. O kavramı anlamak için biraz düşünmeniz lazım zaten. E bir de onu sözcük seçtiğiniz sözcüklerin sesleriyle zorlaştırırsanız işi o zaman da tabii kavram kargaşası içinde yüzüp durursunuz. Anlamaz insanlar. Aptal oldukları için değil. Dilinizi yanlış kullandığınız için. Yani dili yanlış kullandığınız derken de sözcüğe göre yanlış kelimeyi seçtiğiniz için değil. Seçtiğiniz sözcükler yanlış olduğu için. Seçtiğiniz sözcüklerin sesleri yanlış olduğu için. Ya da çağrıştırdıkları şeyler yanlış olduğu için. Yine babamla bir dil tartışmamızdan örnek vereyim. Kösnül sözcüğünü kullanmıştı bir kitabında. Şehvet yerine ya da şehvi yerine. İyi baba dedim ya olmamış bu. Ya niye dedim? İşte kösnün gayet güzel. Sos Türkçeleştirmek istiyor. Bir de o kucağın o derdi var. Şehvet. İşte. Ama dedim baba şehvet şimdi çağrışım olarak şehvet dediğin zaman şehvi bir şey canlanıyor gözün. Ya kösnül kötüyü çağrıştırıyor ses olarak. Yani şimdi şehvi bir şeyi düşünürken kösnül olmadı dedim. Ben kavgalar ettik. Sonra işin kötüsü ne oldu biliyor musun? Bir baktım ben kendi kitabımda kullanmışım. Alışmış babamla tartışmaktan dolayı dilim alışmış ve kullanmışım. Hadi bakalım. Biraz da bu dil böyledir. Bir makaleden bahsetmiştiniz. Okudum o makaleyi. Mesela olası ve olasılık sözcüklerini eleştiriyor. Yerini tutmamış sözcükler diye. Doğru. Ama o sözcükler dile nasıl girdi? 1970'lerin ortasında dönemin çok popüler başbakanı Bülent Ecevit bütün konuşmalarında olasılık, olası bunları kullanmaya başladı ve birden çok yaygınlaştı. Ya bazen de popüler bir figürün televizyon gibi güçlü bir araçla bunu çok sık kullanması sözcüklerin yerleşmesine yol açıyor. Evet, birikimdeki Bülent Aksoy'un yazısından bahsediyorsunuz. Evet. O da yazısında iletişim yerine bildirişim kelimesini kullanıyor mesela. O da ayrı bir yabancılık getiriyor. Şeyden de bahsediyor bu arada. Hani mesela Türk Dil Kurumu'nun önerdiği giderek gibi bir kelime zannediyorum bambaşka bir manayla öneriliyor ama zamanla tedricenin yerine karşılığı mi evet. tedricenin gitgide anlamında da karşılayan bir yeni bir mana kazanıyor. Yani aslında dilde kullanılarak bazı kelimeler, yani mesela biz sıkıntı kelimesini bugün kullanıldığı manada problem yerine kullanmazdık. Can sıkıntısı tabii diye bir şey vardı. Tabii. Sıkılmaktan geliyor diye bir şey vardı. Şimdi sıkıntı yok diyorlar. Gençler ama şimdi bir yok sorun diyorlar. Yani bu çok sıkıntılı bir durum. Hani sıfatı da çıktı falan. Yani mesela buna ben takıldığım zaman hem kendimi yani hem kendi takılmama da gıcık oluyorum bir yandan da. Çünkü dile girmiş yani hani nedir bu itirazın evet. Diyorum kendime. Galata meşhur diye bir tabir var. Evet. Galata meşhur oldu. Aynı şey şunun için de geçerli. Mesela işte 2 sene öncesini düşünün, çevrim içi diye bir kelime. Şimdi ilk başladığımız zaman çevrim içi ne kadar sevimsiz, tuhaf bir kelime gibi geliyordu. Doğrusu ben şu anda alıştım. Yani tabii. Çevrim içinin online demekten iyi. Evet. Ve gayet iyi şey. Güzel bir yerelleştirme örneği. Genellikle zaten bilişim alanındaki yerelleştirmeler diğer birçok alandan çok daha başarılı gidiyor benim gözlemim. Çünkü o işi yapan insanlar zaten o teknoloji gelir gelmez hemen kendileri kullanıyorlar. Onun yerel yazılımlarını geliştiriyorlar ve bunu yaparken genellikle çok başarılı yerelleştirmeler yapıyorlar. Biz bazıları de programda tutuyor, bu arada tutmuyor. Teknolojide yerelleştirmeye ayrıca odaklanmayı istiyoruz bu programın ilerleyen bölümlerinde teknoloji meselesine bakarken de. Bir de teknoloji hepimizin hayatında olduğu için gündelik hayatta çok fazla kullanıyoruz ve bir şekilde yani yerleşmeyecek olsa zorlama olsa bile kullanıla kullanıla da yerleşiyor pek çok kelime. Tabii. Ama işte o tür şeyleri diyelim ki computer demiyoruz ama bilgisayar diyoruz. Birisi gayet başarılı. O oldu. Kavramsal düzeyde yerleşiyor. Smartphone kullanıyoruz demiyoruz. Cep telefonu diyoruz. Biz telefonun cebine girdiği imgesinden yola çıkarak o nesneyi, o yeni kavramı Türkçe'ye katmışız. Çok güzel, tamam. Yani bunu yerelleştirmeyi başarılı yapabildiğimiz zamanlar bu çok iyi. Olmadığı zaman da kullanacağız öbür kavramı. Ne yapalım yani? Yani evet. Hiç kavramı kullanmamaktansa bir şekilde bir karşılık kullanmak önemli. Bir de şunu unutmayalım. Diller, yani değişmeyen diller Latince değişmez. Ölü bir dil çünkü. Antik Yunanca da değişmez, o da ölü bir dil. Sadece ölü diller değişmez. Yani dili tahnitlemeye çalışırsanız, tahnit etmeye çalışırsanız daha doğrusu, mumyalaştırmaya yani, öldürürsünüz dilinizi. Bir de şunu unutmayalım, hiçbir zaman dil bize ait değildir.
doğduğumuz zaman biz Türk doğduk diye ya da Kürt doğduk diye ya da Ermeni ya da Fransız doğduk diye o dili konuşmaya kodlanmış bir şekilde doğmuyoruz. Dili başkalarından öğreniyoruz. Kimden öğreniyoruz? Annemizden, babamızdan öğreniyoruz. Sonra da okulda onun kodlaşmış, yerleşmiş halini öğreniyoruz. Ama aslında dil her zaman bize yabancı. Dolayısıyla gençler yetişirken sürekli kendilerini özellikle okulda otorite simgesini tam cisimleşmiş halidir. Anne baba da öyle. Sürekli kendilerine o öyle değil, bu böyle değil, bunu öyle değil, böyle yapacaksın diye emirler yağdıran insanların kendilerine dayattıkları yabancı bir varlık değil. Ne yapıyor gençler buna karşı mücadele etmek için? Kendi dillerini geliştiriyorlar. Yani argoyu geliştiriyorlar. Yani kendi aralarında farklı şekilde kullanmaya başlıyorlar. Kasma diyor. Ben kızımdan öğrendim. Fazla kasmayacaksın abi diyor. Tamam, çok güzel kasmak. Ha evet, kasını kasmak. Fazla, yani fazla katı davranmayacak diye. Çok güzel. Gençler her zaman yeni sözcükler bulurlar. Her zaman yeni ifade tarzları bulurlar. Dili canlı tutan da budur. Eğer siz gençlerin sürekli tepesinde vura vura, hayır onu öyle değil de böyle kullanacaksın, biz ananevi geleneksel manalarımızı bu şekilde oluşturmuştuk, sen bunun dışına çıkamazsın dersek o dili öldürürsünüz. İngilizce konuşmaya başlarlar. Ki öyle oluyor bazen de. Çok kastığınız zaman İngilizce konuşuyor. İngilizce sözcüklerle konuşmayı seçebiliyor. Çünkü Fransızlar ona onu yaşadı daha, biraz. Özgürlük. Fransızlar yaşadı. Fransızlar mahvoluyorlar. O kadar dillerine önem veren bir ulus İngilizce karşısında mahvoldu. Şimdi Fransız genel müdürler bile basın toplantısı yaparken İngilizce konuşmaya çalışıyorlar o korkunç aksanlarıyla. Onlar bile kendi dillerinden vazgeçtiler. O kadar güçlü bir ortak yabancı dil var çünkü ortada. Şu anda bir de tabii buna ek olarak, İngilizceye ek olarak emojiler, hatta gifler belki şu anda yazılı, yani yazışma, tabii, yazılı iletişimin ağırlık kazanmasıyla, hele ki internet üzerinden yaptığımız iletişimin, bunlar aslında yeni bir dil olarak dillerimize girmeye başladı. Girdi. Şöyle düşünün, eskiden, yani en eski Türkçe'de Osmanlı döneminde noktalama işaretleri yoktu Osmanlıca'nın yazılımında. Sonradan özellikle matbaanın devreye girmesiyle, Batı dillerinin de etkisiyle noktalama işaretleri girmeye başladı dile. Şimdi biz noktalama işaretlerini kullanıyoruz yazıda. Niye? Çünkü işte cümlenin neresinde es vereceğimizi işaretlememiz lazım. Konuşmada bunu zaten yapıyoruz. Ben şimdi sustum, nokta koymama gerek yok. Susunca sessizlik geliyor, bitti. Ama yazıda onun sustuğunu nereden anlayacaksınız? Noktalama. Virgül oldu, ünlem oldu. Şimdi ünlem nokta ve virgülden farklı olarak sessizliği simgelemiyor. Bir duyguyu yansıtıyor. Yani o sözcüğe vurgu yapıyorsunuz. Yani ve genellikle de ünlem olduğu zaman bir şiddeti çağrıştıran, bir sert bir tınık atıyorsunuz. Yeter, yeter deyince. Yeter deyince ünlem. Yeter deyince nokta. Ses tonunu vurguluyor ünlem. Bu da bir emoji aslında. Emoji nedir? Bir duyguyu ifade ediyor. Peki, özellikle ironi söz konusu olduğu zaman, yani nükteden bir cümle kurdunuz, espri yaptınız, şaka yaptınız. Ama bazen şakayı yaptığınız cümleyi bu şekilde değiştirmeden kurduğunuz zaman şaka yaptığınız anlaşılmıyor. Sözlüde şaka yaptığınızı vurguyla belirtiyorsunuz. Ya sen ne eşek adamsın ya. Ya yüzüm gülüyor, şaka yapıyorum, sesi biraz yayıyorum. Ve bunun aslında şaka olduğunu, gerçek anlamda hakaret etmek gibi bir amacım olmadığını hissettiriyorum karşımdakine. Ama bunu cümleye yazılı olarak koyduğunuz zaman sen ne eşek adamsın. Ne farkı var? Sen ne eşek adamsın da sen ne eşek adamsın arasındaki farkı yazıda veremiyoruz. Yazıya aktardığımız zaman. Kurumsal bunu yazışmaları, için... evet, kurumsal yazışmalarda da böyle bir bazı durumlarda kendimize engel olamayıp bir gülen surat oraya koyduruveriyoruz. Aman çünkü yanlış anlaşılmayayım. Çünkü dramatik bir durum yok diye. Dramatik bir şey yok. Ben çünkü şu an bunu gerekli, gülümseyerek yazıyorum. Çünkü evet. Gerekli yazıda bu anlaşılmıyor. Bir ironi işareti şart. Nitekim sözcükleri, yani imla kılavuzlarını yapanlar zamanında bunu denemişler. Birçok ironi işareti alfabeleri Batı'da da kullanılmaya çalışılmış. Bizde edebiyatta Leyla Erbil, Leyla Erbil işaretleri vardır. Leyla Erbil farklı işaretler önermiş. Enis Batur keza farklı işaretler önermiş. İkisinin de bu anlamda yazıları var. Çok ilginç. Mesela işte babamla amcamın metinleri diyordum 49-48'de. Üç nokta yerine iki nokta kullanıyorlarmış o zaman. İkisinin de metinlerinde istikrarlı bir şekilde gördük ki iki nokta kullanıyormuş. Sonradan üç noktaya geçilmiş. Demek ki bunların hepsi değişebiliyor, yapılabiliyor. O zaman da hele hele daktilo ya da bilgisayarlar, hani o şey emojileri diyelim ki, şekil, gülen surat emojisini İşte iki nokta bir kapanan parantezi ifade edebiliyorsak bunu niye yerleştirmeyelim? Gayet güzel bir eksikliği kapatıyor aslında. Belki de bir duyguyu ifade etmek için bir resim, bir imge.
daha kestirmeden ifade ediyorsa onu niye uzun uzun cümle kursun insanlar hakikaten? Bir de üstelik bu küçücük cep telefonundan parmaklar zaten harfleri yetmiyor hele bizim dolma parmaklarımız. Hakikaten de bazen bir emoji ile ifade etmek istediğini, yani dil nedir? Dil bir meseleni, bir derdini ifade etmek istediğini, düşünceni, duygunu dile getirmenin aracıdır. Dili kutsallaştırmamak lazım, abartmayalım. Araçtır. Yani dil nereden çıkmıştır? İnsanlar eskiden küçük küçük topluluklar halinde mağaralarda yaşarken bir takım seslerle ifade ediyorlardı ve bu seslerin bir kısmını işte honk honk, işte o domuzu kastediyor. Honk honk diye ses çıkarıyor. Ondan bir süre sonra o bir sözcüğe dönüşüyor işler geliştikçe. Ortaklaştırma ihtiyacı hissediyorlar aynı şeyden bahsettiklerini anlamak için. Yani yabancı diller, yer diller bu şekilde oluşmuş. Şimdi de bir dille anlaşmaya çalışıyoruz. Anlaşamadığımız zaman ne yapıyoruz? Tercümandan yardım istiyoruz. Sen anlat diyoruz. O da yok. El kol işaretiyle anlatıyoruz. Yüz ifadesiyle anlatıyoruz derdim. Ve çoğu zaman da pekala anlaşabiliyoruz. Aşık elbette. Çiftleri düşünün. Aşkın illa sözcüklere ihtiyacı yoktur. Yazarlar onları ne buluşamayan aşkları anlatır yazarlar. Böyle şey ki açtı gözlerinin içine baktı parıldadı birden. Halbuki işte göz göze geldiğiniz zaman birbirinize her şeyi gözünüzü anlatıyorsunuz. Çok uzun sözcüklere gerek yok. Ve hatta sözcük kullandığınız zaman bunun sahteliği ortaya çıkıyor. Sözcük yalanı da içeriyor çünkü. Belki gerçek bir duygu insanlar karşılıklı aynı işte çevrim içi olduklarında birbirlerine bakarak konuştuklarında orada yalan söylemek daha zor. Çünkü yüz ifadenizde sizin istemsiz kas hareketleriniz de var. Bir yalanı gizlemek çok zor. Siyasetçiye baktığınız zaman eğer sözcüklerini dinlemeyip yüz ifadesine bakarsanız pekala yalan söylediğini anlarsınız. Evet. Ama kelimelere yani... bakın. Kelimeler çok havalıdır, çok böyle hamasidir falan diyor ama yani biliyorsunuz yalan söylüyor. Halinden belli adam. Onun için bazen de sözcükler bize doğruyu değil yanlışı ifade etmeye de yararlar. O yüzden sözcükleri fetişleştirmemek lazım, dilleri kutsallaştırmamak lazım. İlla bizim dilimiz, ya derdimiz birbirimizi anlamak mesele. Birbirimizi anlamaksa hangi dilde konuşabiliyorsak onu kullanalım. Bir de zaten tamamen anlamamız da mümkün değil. Evet, bir de birbirimizi böyle yüzde yani sözcüklerin tek bir anlamı da olmadığı için her zaman bir çift anlamlılık, o bağlam içerisinde kazanılan yeni anlamlar vesaire de söz konusu olduğu için. Yani, sadece o da değil, herkesin aynı sözcüğü yani anlamını eşit olarak bildiğiniz bir sözcüğü bile herkesin kendi kullanışı farklıdır. Neden? Çünkü o sözcüğün sizin yaşantınızda farklı bir anısı vardır, farklı bir tınısı vardır. Siz o sözcüğü kullanırken ona farklı, o anılarınızın da etkisiyle, o yaşanmışlığınızın, tecrübelerinizin de etkisiyle farklı bir, kendinize özgü bir anlam da katarsınız. Bir insanı gerçekten iyi anlamak için o insanın belki oturup geçmişini de birlikte konuşmanız lazım. Anne sözcüğü. Anne sözcüğünü hepimiz biliriz. Şimdi annesinden nefret eden bir çocukla, annesini hiç tanımamış bir çocuğun ya da annesinin taraftan çok büyük bir şefkatle yetiştirilmiş bir çocuğun anne deyişindeki kastettiği şey aynı olabilir mi? İmkansız. Kavram aynı. Tabii. Kavram aynı. Ama duygu farklı. Yaşanan tecrübe farklı. Onun için aslında her birimizin kendimize ait bir dilimiz de var. Bir ortak dillerimiz var. Bir de kendimize ait iç dilimiz var. Bunları da birbirine çevirebilmek lazım. İnsanlar da bazen birbirine tercümanlıkla yapmak zorundalar. Birbirine anlatırken de ya ben bunu kastetmedim, şunu kastettim. Ben burada şaka yaptım. Ama o şakam benim yarama dokundu. Böyle durumlarda da çok sık karşılaşıyoruz. Yani dile daha pragmatik bakmak lazım. O kadar katı kurallarla kitabı baktığımız zaman çok dil kavgası veririz ama birbirimizi anlamamaya devam ederiz. Bence. Bu harika mesajla programı sanki kapatabiliriz diye düşünüyorum. Didem, senin ekleyeceğin bir şey var mı? Evet, yok bir buraya bir üç nokta mı artık, noktalı virgül mü? Bir gülen surat sadece mı? Sadece virgül de olabilir, gülen bir surat da olabilir. Bir kalp mi? Çok teşekkür ederiz Yiğit Bey. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben de size çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Sağ olun. Evet, böylece iki kısımdan oluşan bu ilk bölümü nihayete erdirmiş olduk. Evet, çok da güzel oldu bence hem Mehmet Bey'le hem de Yiğit Bey'le konuşmalarımız. Çünkü yani bundan sonraki podcast'in diğer bölümlerinde ele alacağımız konuları da bir anlamda böyle masaya sermiş olduk. Yani işaret dili meselesi, yalnızca sözlü dil, kavramlardan oluşan dilleri mi kullanıyoruz, o bedensel işaretleri nasıl kullanıyoruz, yerelleştirme konuları, çeviri, editörlük meselelerinin biraz daha derinine inmek,
farklı alanlardaki terminoloji meselelerine odaklanmak gibi bir gündemimiz olacak programın ilerleyen bölümlerinde. Bu ilk iki bölümü bu şekilde kapatıyoruz o zaman. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.